بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. Taş toplayın, su getirin. Bu mağaranın ağzını kapatmamız gerekiyor. Su için birkaç kişi aşağı insin. Hey Maximilian! Temliha, beni duyuyor musunuz? Komutanımdan mağaranın ağzını kapatmak için kesin emir aldım. Hey! Beni duyuyor musunuz? Dışarı çıkmazsanız buraya diri diri gömüleceksiniz. Mağaranın ağzını kapatabilirsiniz. Ona yardım et. Hadi sallanma. Sen de ona yardım et. Ne duruyorsunuz? Hadi çalışsanıza. Sallanmayın. Daha hızlı, daha hızlı. Git ona yardım et. Ona ver. Hadi hadi sallanmayın hadi. Bir an önce bitirmemiz gerekiyor hadi. Sen diğerlerine yardım et. Bu kadar yeter, gidiyoruz. Hadi. Hadi. Yürüyün. Hadi. Claudius, buraya 3 nöbetçi bırak. Hadi gidiyoruz. Hadi gidin. Gelin. Siz üçünüz burada bekleyeceksiniz. Sizler de aşağı in. Dikkat et, çok sağlam olsun. Bu kadar yeter, benimle gel. Daha hızlı vur. 3 ay boyunca buradayız. Sallanmayın da işinizi yapın hadi. Başıboş dolaşmayın. Sizler de benimle gelin çabuk.
sizde saten bulunur mu? Bulunur efendim. Aa, bakın. Bu çok şu kırmızı olanı çok güzel. Baksana biraz açık renk mi alsak? Çok güzel olur. Çok korkunç olduklarını söylüyorlar. Dakyonus'un kendisi de çok korkmuş. Evet. Kimse o mağaraya girmeye cesaret edemiyormuş. Hiç kimse onlara ulaşamadığına göre onların tanrısı bizimkinden daha güçlü olmalı. Haksız mıyım yoksa? Hiç kimse mağaradakilere ulaşamamış. Allah'ın onlara yardım ettiği öyle açık ki. Onlar mukaddes insanlar. Dakyanus asla onlara ulaşamayacak. Keşke onları kurtarabilseydik. Aslında bu mesele değil. Yeter ki karar verelim. Sizler yanılıyorsunuz. Onları kurtarmak kolay değil. Sadece Allah'tan onları koruması şükürler altında olsun. Bulundurmasını... Onları yakalayamamışlar diye. Şükürler olsun. Yüce Allah. Şükürler olsun. Onları koru. Şükürler olsun. Allah'ım. Şükür onları koru. Erik Mit yavrum. Dünden beri ağzına bir lokma bile koymadın. Böyle yaparsan hasta düşeceksin. Görüyor musunuz hanımefendi? O da size uyarak hiçbir şey yemiyor. Söyle yavrum niçin yemiyorsun? Birkaç gün yemek yemezsem ölür müyüm? Neden böyle sorular soruyorsun bana bir tanem? Hayır, yemeyeceğim. Çünkü babam da 10 günden beri hiçbir şey yemiyor. Ölünceye kadar da ağlasak yeridir. Ama ağlamak hiçbir şeyi çözmez. Ağlamaktan başka elimizden ne gelir? Eşinizin hangi hedefleri uğruna bu yolu seçtiğini düşünmelisiniz. Onların sarayda iyi mevkileri vardı. Bu konumlarını kullanarak iyi şeyler yapıyorlardı. Bizim elimizden bir şey gelmez ki. Elimizden bir şey gelmez ki deyip oturmamalıyız. Onların yolunu sürdürebilirsiniz. İsevilerin düzenlediği gizli toplantılara katılabilirsiniz. Halkı aydınlatabilirsiniz. Hanımefendi. Hanımefendi Julius. Onu görmek istemiyorum. Selam sana soylu Helen. İzin almadan evime hangi cesaretle giriyorsun sen söyler misin? Tabii ki. Sanıyordum ki Maximiliano'dan sonra ben iyi bir arkadaş olabilirim. Helen, galiba yanıldım, değil mi? Öyle mi? Her zamanki gibi kendi kendine gelin güvey oluyorsun. Bir dostluk nişanesi olarak ve Diokletianus olan bağlılığımdan dolayı sizin ihanetinizi unutabilirim Helen. Bana yapacağınız en büyük iyilik kendinizi öldürmenizdir. Eğer bunu yaparsanız beni gerçekten çok sevindirirsiniz. Hadi. Maximilian'dan sonra Helen'le evlenebileceğini sanıyordu ama yanılıyor o. Bu da onun ne kadar aşağılık biri olduğunu gösteriyor.
Affedersiniz efendim. Bir şey arz edecektim. Söyle Galus. Geç olduğunu biliyorum. Ama ne pahasına olursa olsun, efendim Maximilian'ı kurtarmaya karar verdim efendim. Tek başına mı? Birkaç iyi sevgili kardeşim de bana yardım edecek. Allah dilerse başarılı oluruz. Kararınızı vermiş görünüyorsunuz. Size başka ne söyleyebilirim ki? Bizim için dua edin. Bizim için dua edin. Allah yardımcınız olsun. Petros geliyor. Hepinize selam. Çok geciktim. Silah bulmamız biraz geç oldu. Pekala. Herkesin maskesi var mı? Biliyorsunuz, 10 gün az bir süre değil. Ama ben hala hayatta olduklarına inanıyorum. İnşallah onları kurtarırız. Evet. Şimdi o taşı getir. Herkes iyi dinlesin. Dağ şurada. Mağara dağın güney kısmında yer alıyor. Başında da 3 nöbetçi var. Dağın aşağısında ise askerlerin kurduğu bir kamp var. Rakim köyü de dağın batısında yer alıyor. Bu hesaba göre dağın kuzey tarafı korumasız görünüyor. Bu da işimizi kolaylaştıracak. Ancak oradan girmemize imkan yok, değil mi? Biliyorum. Çetin ama güvenli bir yol. Mağaranın önündeki nöbetçileri vurmayı başarırsak, duvarı yıkıp onları kurtarmak için yeterli zamanımız olur. Başarılı olmamız sessiz hareket etmemize bağlıdır arkadaşlar. Kesinlikle. Sessiz hareket etmeliyiz. Bir sorunuz yoksa devam edebiliriz. Petros, sen öne geç. Dikkatli olun. Ne
biraz dinlenelim. Beni şimdi çok iyi dinleyin. Şu gördüğünüz askerlerin kurduğu kamp sayıları az değil. Rakim köyü de şu tarafta kalıyor. Mağaraya gelince bu yakınlarda ayaklarımızın altında bir yerlerde olmalı. Orada bulunan nöbetçiler sessiz sedasız ortadan kaldırılmalı. Artık sessizlik içinde hareket edeceğiz. Hazır mısınız? Öyleyse gidiyoruz. Bana kazmayı verin. Meşaleleri yakın. Mağaraya doğru gidiyoruz. Hadi sallanmayın. Acele edin. Koşun. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Al sana! Al! Acele edin. Hadi sallanmayın. Hadi hadi hadi. Hiçbirini sağ bırakmayın. Hadi sallanmayın. Öldürün onları. Askerler geliyor. Burayı terk etmeliyiz. Hadi sallanmayın. Hadi sallanmayın. Kaçın buradan. Hadi Petros.
Hadi. Hadi Petros. Hayır, onları kurtarmalıyım. Hadi Petros. Gitmeliyiz Petros. Askerlerin sayısı çok fazla. Beni takip gidelim edin. Petros, gidelim. Bu taraftan. Hadi acele et. Acele edin. Hangi yoldan geldiler bunu bilmek zorundayız. Şimdi söyleyin bakalım, ne yapacağız? Onları takip ederim mi? Karanlıkta işe yaramaz. Cesetleri aşağı indirin. Dört kişi burada nöbet tutmaya devam etsin. Diğerleri ise benimle gelsin. Hadi.